Herkese selamlar, ben Yasin. Pacific Drive maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son kaldığımız bölümde anten kurmak için bütün ham maddeleri, ana malzemeleri toparlamıştık. Ve artık garajımıza geri döndük. Antenimizi kuracaktık. Bu bölgeden, bu yasaklı bölgeden çıkabilmek için anten kurmamız gerekiyormuş. Bakalım antenimizi kuralım. Çıkabileceğiz mi görelim. Haydi kaldığımız yerden devam edelim Pacific Drive oyunumuza. Darbeli matkapla. Evet, arka kapıyı açtık. İmalat istasyonunda bir anten monte edin diyor. Tamam. Tarama anteni. Malzememizi toparladık. Evet. Sadece elinden alabilirsin. Aldım. Anteni çatıya monte et diyor. Çatıya nasıl çıkıyoruz kanka? Buradan mı? Yok. Evet, burası. Buradan çıkıyoruz. Çatımıza bakalım, antenimizi kuralım. Achievement'ı da kazandık. Of, ne anten kurdum be. Anten sinyali yüksek ve net bir şekilde geliyor. Başlatmak için bir dakika verin diyor bize diyor. El freni. Arka dolaptaki yerden diyor el frenini al diyor. Arabaya takacağız herhalde. Arabamız da haşiş oldu. Evet, burada el frenimiz. Paneller, tamponlar. Bunları alalım. El frenini de aldım. Arabamızın bizim el freni yok muydu? Açalım kapımızı. Yola çıkmadan önce bagajınızı boşaltın, emin olun. Yani bagajını boşalt diyor, her şeyi boşalt buraya diyor. Tamam. Her şeyimizi boşaltalım. Bir tane bundan dursun abi. Bu da tamir kitimiz. Buraya mı boşaltıyoruz? Hop, yine bize bir şey atıyor. Lan. Oha. 50 tane madde verdi. Bunları nereye boşaltacağız kanka? And we're patched. Everything's in working shape, more or less. I've hooked up the antenna to the router. Anteni rota planlayıcıya bağladım. Garajımı gözetlemen bittikten sonra bir göz atıyor. Tamam, garajı şey yapacağız da. Bunları nereye koyacağız biz? Buraya dolapları mı koyacağız acaba? Koyduğum şey kaybolmasın. Sonra bakayım. Başka da koyacak bir yer gözükmüyor zaten. Şu dolaba koyayım ya. Bir ton malzememiz var. İçecek, yiyecek. Doldurduk her şeyi. Bu ne? El vakumu. Allah Allah. Hilti'yi şuraya koyalım. El vakumunu buraya koyalım. Bu da burada dura koysun. Oh, el bakımı güzel bir şey gibi duruyor. Anam, bunları almazsak kayboluyorlar. Anam, onu da attık. Kapılarımız tam bizim. Buraya mı koyacağız ki acaba?
Onu arabada bir yere yerleştiremiyoruz mu? Attım ya. Sen şurada dura koy. Benim kapım, pencerem tamam abi. Sadece şu kötü. Bunu takarım buraya. Kesiciden de şunları keseyim. Tamam. Seni de dolaba atayım. Kapı dolapta bura koysun. Bunu nereye koyacağız ki acaba onu anlamadım. Şuradan canımızı doldurayım. Tamam, canımızı fulledik. Akü jumper'ı yaparız. Bir tane akü jumper'ı yaptım. Arabayı tamir edelim. Bizim macun neredeydi macun? Macunumuzu alalım. Adam arabayı bizim mahvetti ya la. Sağa sola attıra attıra. O yan panel full gitmişmiş. Aha. Macun da bitti. Onarım macunu. Üret abi. Arka kapı da mahvolmuş. Tampon da gitmiş. Arabanın her yerini parçalamış ya. İstikrarsızlık. %92'de şu anda arabamız. Aa bu da bitti. Sen daha yap abi. Arabamız %93. Karbüratörlü motor. Burada motoru da tamir edelim. Arabanın motoruna da hasar vermiş. Bu kutuyu nereye koyacağız hala anlamadım. Tamam, arabamız %100 artık. Arabanın bir yerine koymayacağız herhalde ya. Şu kapıyı bir kapatayım. Bu kapı tehlikeli abi. İşte içerideki kapıyı açayım. Tamam. Abi bunu arabanın bir yerine yerleştirmeyeceksek sen niye verdin bize, ben onu anlamadım. Dur bakayım, sen şu şuraya koy. Araba parçası yükseltmesi falan yok mu? Şuradan bakayım. Yedek lastik. Karbüratörlü motor, ham far. Bunların hepsini zaten yapabiliyoruz. Zaten mevcut da elimizde de var. Bakır telinden tut. Konserve yiyeceğine kadar her şeyimiz var. Bunları acaba içip yiyoruz mu? Bir bakayım. Yo. Plastikmiş. Bakır yiyeceği ne yapıyoruz? Ha, yiyoruz. Can dolduruyor. Tamam. Plastiği dolaba atalım geri. Akü jumper'ımız da var. Levy'miz zaten var.
Ayağıma çarp. Bak gene ya. Neresi bizim bozukta bu? Gitmemize izin vermiyor ya. Depoyu da kullayalım. Tamamdır. Depomuz da full. Şuradan bir tane daha macun yapayım. Yapacak bir şey yok. Arabada bir hasar var ama nerede var anlayamadım. Ver macunu elimize. Tam kapı. Kapılar sağlam. Şu tekerde biraz bozukluk var. Yapıştır abi. Ön kapıyı da kapat. Şu lastikte bir hasar var. Hemen macunlayalım baba. %100 de artık lütfen. Al bir tane daha at. Al bu kapıyı da at. %100 tamamdır. Al buna bir daha atayım. Bu da parçalandı elimizde. Onların macunumuz bir tane olsun, üretelim. Şimdi aha yapamıyoruz artık. Kimyasal yok elimizde. Hayatta kalma araçlarını paketleyin. İlk yardımda yaptık. Hayatta kalma araçlarını paketleyin. O ne demek oluyor lan? Hayatta kalma aracımız var. Kapıyı kapat ya. Bunu da şöyle koyayım. Burada dura koysun. Bizi götür abi. Seni buradan tek yönlü bir yolculuğa göndermek istesem de arabanın bu remnant olayı için test etmezsem Tobias bunun sonunu duymama izin vermez. Ama bunu yerimizde kalarak yapamayız ve istikrarsızlık buradaki yolları berbat etti. Haritalarımız onları çizdiğimiz kadar çabuk eskiyor. Neyse ki sende o tekerlekler ve anten sabitlendiğinde artık dış bölgedeki stabilize yol kavşaklarını tespit edebilirsin. Sürerken yolların haritasını çıkaracak ve sizi gitmeniz gereken yere ulaştırma yollarını bulmanızı sağlayacak. Ancak veriler bozulmadan geri dönmeniz gerekiyor ve sadece bir av var. O yüzden sürmeye başla ve giderken arabanızı tamir etmeyi unutma. Tamam. Hem git diyor hem arabanı tamir et diyor. Öyleyse tamir kiti yapamıyoruz ki. Dur bakayım. Elimdeki malzemelerin de canı az. Cam, pırın, mampırın hepsini nasıl? Neyse yaparız bir şeyler ya. Biz ne yollarda hayatta kaldık? Burada mı hayatta kalamayacağız? Şimdi biz buradayız. Buraya da gidebiliriz. Buraya da gidebiliriz. İki levele de gidebiliriz. Ama iki levelde sıkıntılar büyük. Bir levele gidelim ya. Hadi. Arabamıza binelim. Kapımız açıldı. Ark bizi götür. Aküde sıkıntılı. Haydi bismillah. Araç yeteneği mi? Seçtim. Değişim yeteneği. CTRL'e. Anlamadım ki. Zaten bir tane yeteneğimiz var. Tamam, CTRL'e bastık mı araba direkt frenleyecek artık. Arabayı da yükseltiyoruz yavaş yavaş.
Hadi bir yere daha atlıyoruz şimdi. Seyahatimiz başladı. Geriye gitmek için ARC cihazını sürekli şarj etmemiz gerekecek. Uzaktan kumanda, nemli orman, dış bölge. Arka yollar. Kıvılcım dalgalanması varmış kavşaklarda. Şuralarda şeyler var, pillerimiz. Burada yeterince uzun süre hayatta kalmalısın. Ve nereden kaçıldığını bulmalısın diyor. Neden önünüzdeki kulaklığı tarayıcınızı kullanıyorsunuz? Şuraya bir girelim. Tamam, kapıyı kırdık. Tehlike diyor. Tehlike ne var? Canım azalıyor sürekli. Aman 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 aman. Hemen alıp çıkıyorum abi. Başka da bir şey yok burada. Çık 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 çık. Canımız gidiyor. 189'a düştü. Şunu kırıp gelmem lazım benim ya. Kiltimi alayım. Arabaya gideceğim. Araba 15 metre uzakta. Gidiyorum lan, gidiyorum, tamam. Bindim. Ona güç veren bir tane daha jeneratör var. Bizim arabaya da vuruyor ipine. İn abi, in. Hemen ilkini patlat. Tamam, gücünü kestim. Antenin gücünü kestim. Bir de şunun gücünü kesip geliyorum. Hemen kaçıyoruz buradan. Abo abo abo. Öldük öldük öldük, kaç. Arabaya bin, arabaya bin. O nasıl bir anten ya? İnmem lazım. Bak bana geliyor direkt ya. Vur lan vur. İpneye bak. Uf. Harbiden hayatta kalmak burada sıkıntılıymış. Ya abi. Arabanın içinde yemek yiyemiyoruz mu? Tamam. Yiyemiyoruz. Şimdi biz buradayız. Burayı kontrol et. Şurada benzinlik var. Benzinlikten bu tarafa gidip şu ARC reaktöründen şeyi şarj ederiz. Gideriz abi. Başka bir yerlere. Benzinliğe gidelim. Can dolduracak bir şeyler bulmamız lazım. ARC reaktörümüz burada mesela. Tam yanında mıyız biz? Yo. Ben bunu inip alırım. Aha, girdim içine. Ne oldu? Vallahi içine girdim anam benim, bir şey oldu ama. Sağda sisli dumanlı elektrikli bir şey var.
Bilmediğimiz dünyalarda bizim ne işimiz var babacığım ya? İnsanlar taş kesilmiş. Elektrik bize geliyor. Taş topuklu topuklu arabayı haşiş ediyor. Çok güzel. Hala arkamızdan vuruyor bak. Yolun ortasında gayzerler var abi. Arabayı stübet. El freni çektik. Mazot dolduralım. Bunu yerine bırakmam lazım. Çöp konteyneri sende ne var bakayım, at. At. Envanter nasıl dolu benim ya? Plazma şarj aleti gibi bir şey vardı. Bu ne? Doldurmuşuz ne varsa abi çünkü. Şöyle yapalım. Bunu da atalım buraya. Neyi şarj edeceğiz ki acaba bundan? Neyse çözeriz. Hiç mahallenin açma, levenin açmaya çalışmayacağım. Direkt kıracağım abi. Çelik saç. Elimi alır götürürüm. Arabayı kaplayabiliyor muyum bundan? Kaplayamıyoruz sanırsam. Depoya koyalım. Konteynercim. Tamam güzel. 3-5 malzeme de buradan çıktı. Aç lan kapıyı. Burada bir şeyler yok. Hiçbir şey yok hatta. Heh, konteyner buradaymış. Şarj aleti falan. Temiz abi. Buradan gidebiliriz artık. Burada durmanın, şunu da keseyim artık da. Çelik panel diyor. Oo. Keserim abi. Elimdeki alet yaz lastiğini kırmaya gerek yok. Ses değişiyor. Çelik doldurduk vallahi. Çelikten bir şeyler üretmeye ne zaman başlarız bilmiyorum. Hemen depomuza dolduralım çeliğimizi. Ses geliyor abi. Buraya girdik. Gidelim. Bunun içinde ne var? Dişli. Güzel. Dişliyi de koyalım depoya. Şimdi nereye gidiyoruz? Burada bir tane antenli istasyon var. İstasyona gidelim. Anam çanta varmış. Bak bana böyle şeylerle gelme. Kıyafetlerle, kumaşlarla ne yapıyoruz ki acaba? Anomalilerin içinde, istikrarsızlıkların içerisinde vere dolaşıp duruyoruz. Orada bir
Mavi reaktör var. Hatta bir tane değil, iki tane var. Benim elime şunu ver abi. Canımı doldurayım. Plazma jeneratörü. Hilti yapmamız lazım. Darbeli çekiç. Darbeli çekiç ne lazım? Gaz tüpü dişli. Dişli bir tane bulduk. Dişliyi biz burada da yapabiliyoruz. Bir tane dişli yaptım. Tüp bulmamız lazım. Gaz tüpü. Tamam. Kıvılcım kulesi. Önerilen ark cihazını şarj etmek için diyor. Şarj edelim. Bu kavşak da sizi kandırmasına izin vermeyin. Onlar da bölgenin ben yol üzerinde duraklardır. Sadece bazıları kendi üzerinde çökmeden bir geçit açabilecek kadar sağlamdır. Muhtaçları buna muamele görmelidir. Tamam kanka. Sizin gelmekte farklı şarj seviyelerine ihtiyacı var. Saatini ona kadar ark cihazını çapılarla beslemeniz lazım. Tekrar base'e dönebilmek için diyor arabanızın ark cihazını sürekli çapalarla şarj etmeniz lazım diyor. Her geçitin diyor bir gerekli şey bulduk diyor. Basınç tüpünü. Her geçitin bir kendine göre şeyi vardır diyor. Her şeyi aldım sanırsam. Almadığım bir şey var mı? Yok, hepsini almışım ya. Şuradan ark şeylerini alacağım ya. Plazma jeneratörlerini ama tüp bulamamışız hala. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun o zaman. Hemen şu. Yok, maline bizde kalsın. Levyemiz değerli. Kapatalım abi kapağımızı. Levyemizi elimize alalım. Abi şimdi benim ilk önce şuraya gidip benim ark cihazını şarj etmem lazım. Aha, patladı. Bu neydi lan? Kimse elini taşın altına koymuyor. Git şunu yap Yasin, git bunu yap Yasin. Buradan kurtulmak istiyorsan çapalarla oğlum insanlara çarpmayalım, patlıyorlar. Kenardan devam. Ark ücreti 1.0. Büyük arka gidelim. Büyük çapaya gidelim abi. Bir hiltim yok. Kenarından geç. Arabayı da şöyle park edeyim. Jel frenini falan çekmeyeceğim direkt. Aha. Yapma işte yapma yapma bunu yapma. Abi. Kafayı yerleştiremedim ki. Dur bir dur. Yerleştirdim. Kaç 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 kaç. Yürü 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 yürü. Bir şurada. Hayır, insanlara doğru gitme ya. Gitme insanlara doğru. Patlıyor onlar. Araba gene hasar almış ya. Buradan bir çıkalım. En yakın yer neresi? Burası bize. Çok güzel. En yakın yer orası ama. Hı, bir yere takıldım. Bana şurayı işaretlesene be. Arabada saçmalamaya başladı. Arabada elektriklenme var. Sağ kapımız açık. Haydi bakalım.
köprünün altından geçip de atladım mı ben? Bizim geçiş kapısına gideriz. Bas abi, bas bas bas, yürü gari araba. Yol yok, bir şey yok. Araba da gitmiyor abi, 30-40 ile gidiyoruz. Burası bizi yer, ben size söyleyeyim. Kırmızı alan geliyor peşimizden. Keşke başlatmasaydım. Keşke başlatmasaydım. Parlaların ortasından dert dedik gidiyoruz valla. Bas abi bas, gaza bas. Gaza bas, gaza. Kapımız orada. Alanda, götümüzde. Alandan hızlı gitmemiz lazım. Allah'ım ya Rabbim, bas 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 bas. Tam arkamızda hem de. Abi bizi arkı şarj ederken havaya fırlattı. Eyvah. Dalların arasından. Yavaşlatma beni. Yavaşlatma. Yürü araba, yürü araba, yürü araba. Yürü 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 yürü. Hadi ucuca kaldı. Vallahi herhalde kaçtım. Oh. Oh. Harika, senin için stabilize bir yol buldum. Bu saatten sonra bulunmasan ne olur. Ziyareti gönderiyorum. Seni kefi ziyareti gönderiyorum. Bir eğer o yaşlı anomali arabanızda elektromanyetik rezonans neden olmazsa Tobias'ın ateşli rüyalarından kurtulursunuz diyor. Buna giden istikrarlı bir rotanız var ama enerji değerlerine tavan yapmış durumda. Almamanızı tavsiye ederim. Hazırlansanız iyi olur. Yoksa yolculukta sağ çıkamayabilirsiniz. Bu da benim hayatımı kolaylaştırır. Karar sizin. O hurda tamir etmek için imalat istasyonunda faydalanıyor musun? Hala izin verecek bu halindeyken yapmalısın. Garajın arkasında bir test pisti var. Eğer bir şeyle tur atmak istersen orada tur atabilirsin diyor. Test pistimiz nerede lan? Garajın arkasında test pisti var diyor. Şurası mı ki acaba? Bakalım bizim çöp konteyneri bize ne verecek? Bir bakalım. Gene atıyor kapı mapı bir şeyler. Kanka. Madde yapı sökücü. 4 tane dişli istiyor. Yaparız. Şu depomuzu bir boşaltalım. Her yer madde, ham madde dolu. Dişliyi de koyalım. İki tane dişlimiz var. Plazma şarj cihazı ne işe yarıyor anlamadım. Tek kullanacağız. Arızalı bir otomobil aküsüne dikkatlice bağlayın ve uzak durun. Deneriz. Yeni gideceğimiz yerde deneriz. Yakıt bidonu boş. Sağlık çantamız varmışmış ya. Yedek teker dursun. Şunları şuraya atayım. Arabamız yine haşeş durumda. Kırmızı parçamız var mı? Ön kaput. Hepsi kırmızı parça. Bunu sökeyim ya. At.
Sağlam mı var burada? Yapıştır abi. Bunu da test direğinden parçalarım abi. Bunları tamir ederiz macunla. Şimdi dişli yapmam lazım. Yeni bir şey açalım. Bakalım ne verecek. Bir, iki tane dişli. Şu kapıyı kapat. Dışarıdan giriş olmaz. Madde yapı sökücü. Enerji tasarruflu, ekonomik ve hatta muhtemelen etik olan Mater şey diyor, otomobil parçalarını saniyeler içinde geri dönüştürecektir. Elinizi süspansiyon matrisine kaptırmaya dikkat edin. Biz base'e bir şey daha ekledik büyük ihtimalle. Vakum makinesiymiş. Her şeyi vakumladı. Radyo. Biz base'e bir şey ekledik ama ne eklediğimi ben de bilmiyorum. Yeni ne açıldı? Donanım istasyonu geliştirilmiş anten. Detaylandırma istasyonu. Burada metal istiyor 20 tane. Allah Allah. Acaba üretim panelinde mi bir şey üretiyoruz onunla? Bakayım. Yo. Allah Allah. Şeyimizi bir dolduralım mazotumuzu. Canımızı da dolduralım. Arabamızı da şarj ettik. Arabamızı da biraz tamir edelim ki yollarda yok olmayalım. Kimi kapı çelik kapı, kimi kapı ham kapı. Daha biz çeliğe ulaşmadık. Dolabı doldurduk yalnız. Hop. Şurada. Çelik saca attık. Dünyanın malzemesi vardı burada ya. Bizim araba dağılmak üzere ya. Vallahi dağılmak üzere. Elinizi bir yere kaptırmayın diyor. Ama burada bir şey yok. Ham macun varmış burada. Ham panel, ham tampon. Macundan ben tamir edeyim de. Çok dağınık olan yerleri tamir edeyim şöyle. Lastiğimiz sağlam. Panelimiz haşeş. Var olmasa da olur. Arabanın önü, sol arkası iyi. Arka kapı haşiş olmuş.
Şuna da vur. Tampon da bitmiş. Hadi fara da atayım. Arabamız cillop gibi oldu. Çok güzel. Macunu geri atalım. Macun bize lazım. Öbürkü dolapta bir şeyler vardı. Öbürkü dolap neredeydi? Şurada. İçeride. Bunlara ihtiyacımız yok. Bunların ne? Burası giriş, orası çıkış. Eşyaları koyamıyorum diyor. Dur bakayım. Allah Allah, buraya ne koyacağız ki acaba? Kristaller ne işe yarıyor ki? Yok abi, hiçbir şey koyamıyoruz buraya. Koyulmuyor. Bu da koyulmuyor. Bu da koyulmuyor. Bu da koyulmuyor. Tamam, yapacak bir şey yok. Şunları almam lazım yanıma. Yolda ölmeyelim. Da bunu şöyle yapayım. Bunu şuraya alayım. Bunu böyle alayım. Güzel oldu. Tasarım iyi oldu. Durum monitörü. Depoyu doldur. Doldurduk. Aküyü şarj edelim. Onların macunu al yanına diyor. Yol işaret bir şeyi. Yol işaret bir şey mi var? Aldım. Bunların macunum yok maalesef ki, ya üretemiyorum da. Eskiden kalan var mı? Bunu nasıl ayırıyoruz? Yeniden düzenle. Hepsini birden transfer ediyor. Neyse ya, böyle olsun. Onların macununu aldım. Tekrar akümü şarj edeyim. Hadi gidelim artık. Şehre giden bir yol bul diyor. Buraya gideceğiz sanırsam. İşaretledim demiştim. Haydi gidelim. Arabanın kapısı da çelik oldu. Motorumuz falan her şeyimiz 10 numara. Tekrar bir daha çıkıyoruz tehlikeli yollar arkadaşlar. Oyun mantık çok güzel sarıyor ve kendini içine çekiyor. Bakalım bu sefer nasıl bir zorlukla karşılaşacağız. Şehre giden yol bul. Buluruz. Seyahat. İlk önce buraya mı seyahat edeceğiz? Oradan sonra mı buraya gideceğiz? Oo. Direkt buraya gidemiyoruz mu? Evet, gidemiyoruz. O zaman ilk önce E5'e mi gitsek? E4'e gidelim. E4'ten sonra oraya gidelim. İnşallah öyle gidiliyordur yani.
Haydi bakalım. Direkt gidemiyormuşuz demek. Orada bir ok işareti var. Bakalım. Her girdiğimizde mekan değişiyor. Farklılaşıyor. Oh, arabaya ne oldu? Ha, arabanın bir haşiş olmadığı kaldıydı. Araba kendi kendine bir şeyler yapıyor ya. İnerim o adam. Hiltim yok benim. Maalesef ki iltim yok. Buradan bir şeyler çıkarmam lazım ki iltimi yapabileyim. Hüp müp. Abi eşyalar dağılıyor ya. Şunu deneyeceğim bakalım. Burada olmuş araca bağla, kaç o kenarından dedi. Alayım yine, bakma. Hilti üretebilir miyiz sayın kardeş? Eksik malzeme diyor. Ne lazım? Gaz tüpü ve dişli. Yok. Üretemiyoruz. Üretemiyoruz. Ben devam edeyim. Arabayı bir şey ele geçirdi ya. Burası ne ki? Anam bir şeyler geliyor. Seri ol, seri ol, seri ol. Ne var, ne var, ne var, ne var? Hiçbir şey yok. Arabaya yürü. Eyvah. Arabaya bir şeyler ateş ediyor gene bizi. Bu ne? Aldım. Ham madde bizim için önemli. Radyasyon geliyor, kaç. Vallahi. Bir yandan radyasyonla uğraş, bir yandan elektrik veriyor dumanı. Bir yandan şehre gidecek yol bul diyor bana. Haydi bakalım. İyi, bagajı magajı kapatmışız Allah'tan. Tamam.
tamam, burasını böyle hop 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 kayıyoruz çamura doğru. Araba kayıyor diye bana bildirim atıyorsun soldan. Yoldan da çıktık ya. Allah. Abi bu nasıl bir harita ya? Az kaldı. Şehre az kaldı. Şehre az kaldı arkadaşlar. Eğer başımıza yolda gene bir şey gelmezse. Anomali, anomali. Sürekli arkçı, eyvah insanlar. Bu ne lan? Abi buraya bir bakmam lazım ya. Şurada çelik araba var. Herhalde komple konteyneri uçurmaz. Şu arabayı keseyim ya. Eyvah. Desteremiz de bozuldu. O ne, bir ses geliyor. Scrapper. Allah Allah. Bu ne? Ham kapı. Boş ver ham kapıyı. Ham kapı işimize yaramaz. Arabaya koş 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 koş. Çelik saç bulduk. Garip garip sesler geliyor gene. Allah'ım. Zırhlı panel mi? Bizim ham madde gidiyor. Bakımlamak mantıklı ya. Tek tek toplayacağımıza. Bir de gidiyor. Oğlum orada insan da varmış ha. Anam. Anam. İnsanı kaydırdım. Bin bin gidelim bin. Bin şehre gidelim bin. Herhalde burası geçiş kapısı. Evet. Bir sonraki durağa geçiyoruz. Sürekli istikrar diyor. Oh. İnsanı hem korkutuyor, hem stresi sokuyor, hem heyecan yaptırıyor. Tam arabadan iniyorsun, kapıyı keseceğim. Büş, arabanın altından bir tane kütle, depeden şimşek. Sierman şehir merkezi, nemli orman. Tanrım, Sierra. Burayı bir daha asla düşünmek istemedim. Kasabaya doğru gidin. Colossal Cappy. Sierra'nın eskiden olduğu yerinde tam ortasında, onu kaçıramazsınız diyor. Sierra'nın ortasına gideceğiz. Orada aradığımız şeyi bulmamız lazım. Sanırım ismi Cappy'di. Doğruca en büyük korna çalan anomaliye doğru gitmenizin bir nedeni var mı? Bu arabada bir parça kalıntı enerji olup olmadığını mı bilmek istiyorsun? İşte böyle yaparsınız. Sinyalini güçlendirmek için Cappy'yi kullanıyorsun. Bu delilik. Oğlum, ben biriniz git diyor, öbürünüz delilik diyor. Anlayamadım sizi ya. Şoför, bundan emin misin?
İyi değil. Bunca yıldan sonra kepinin hala yaydığı radyasyona bak. Kepinin tam karşısına geçmesi lazım diyor. Ama haklı olduğum bir nokta var. Arabada... Canın ne diyor? Daha görebildiğim diye... Sırcı kendi karnını verip onları bir şey yapmaya zorlamıyorum. İstedikleri kadar uzanıp istikrarsızlık onları ele geçirene kadar beklesinler. Bu onları tüm saçmalıklardan çok daha hızlı bir şekilde öldürecektir. Cap'i bulacağız arkadaşlar. Arabamızın durumu güzel. Herhangi bir hasarımız yok. Şehre doğru gidiyoruz. Allah ağaç. O ağacı kim koydu buraya birden ya? Allah sen yara. Orada bir şey patladı. Patlayan insanlar, variller, obo. Eski sürücülerden kim kaldı be? Anomali. Şehre şuradan uçarak gireyim ya. Oh, girdim. Abi bir mazotumuzu mum falan fulleyelim. Dur bir sen. Bir şuraları kontrol edelim. Tamam. Mazot fulledik. Şurada alınca toparlanacak ne var? Yiyecek içecek, yiyecek içecek hep. Sırt çantası. Ya abi kendimize el feneri falan yapamıyoruz mu ya? Kanka. Arabamıza binelim. Bu kaput da böyle açılıp duruyor ya. Macunu elime alayım. Şu arabanın tamir edilecek yerlerin. İyi ham madde toplamışız ha. Çelik sacımız da var. İki tane, üç tane olmuş çelik sacımız. Güzel. Macun elime alayım. Lastiğimiz iyi durumda. Çelik panel hasar görmüş. Tamponu da hasar görmüş. Tekerlerimiz iyi durumda. Tamam. Bagajı kapatalım. Malzeme toplamaya devam. O çöp konteynerinde malzeme doluymuş. Abi bizi çok kötü bir şey bekliyor büyük bir ihtimalle. Sürekli bize malzeme veriyor. Onun için canımı da doldurayım hazır gelmişken. Bu ne? Bundan ne yapıyoruz ki acaba? Glowtor. Sırt çantası da varmış. Abi benim üstümde o kadar eşya alacak yerim yok yalnız. Glowtor, Glowtor her şeyi verdim bize. Şöyle koyayım. Glowtor nereye gitti? Al abi. Tamamdır. Onu da buraya koyduk. Laboratuvar raporları. Bunu da atalım arabanın içine.
kapıyı açmanın bir yolu yok mu? Üretim levhasına gidelim. Abi bize darbeli çekiş lazım ya. Dişli gaz tüpü yok, gaz tüpü. Dişli üretebiliyorum da. İki tane dişli ürettim bak. Gaz tüpü lazım. Gidelim. Canımı bir fulleyeyim. Şimdi biz gitmeden öleceğiz zaten burada da. Büyük ihtimalle. Tehlike geldi. Ne tehlikesi oğlum, kafama kapı çarp. Şu yiyecekleri alalım. Bir karnımızı doyuralım. Elimde de dişli var bir yandan da. Allah'ım yarabbim. Canımızı fulleyelim. Şu kırmızı şeyin içine gideceğiz büyük ihtimalle. Tamam. Gidiyoruz, hadi bakalım. Allah sonumuzu hayretsin. Belki kepinin çekirdeğine yaklaşman gerekiyordu. Daha yüksek bir yere çıkmanın bir yolunu bulabilir misin? Abi. Daha yüksek bir yere çıkmanın yolunu bulabilir misin? Her yer karardı zaten. Hiçbir şey göremiyorum. Araç böyle hasar görüyor. Yürüyerek mi çıkacağız? Yapma canım. Düştüm. Arabam nerede? Koş 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 koş, zıpla 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 zıpla. Arabaya bin abi. Abi tam dediğin yerdeyim ama. Köprüye doğru sürün diyor ya. Sür abi, sür düzle. Hangi köprüye doğru süreceğim abi, ben hiçbir şey gözükmüyor ki. Burada patlayan cesetler var, bilmem neler var. Arabanın tekerleri mekerleri haşiş oldu zaten. Uf. Köprüye çıkacak bir yer bulamam ki ben. Allah'ım yarabbim, ne istiyorsun baba sen benden? Macunumu elime alayım, arabanın tekerleri haşiş oldu. Sıfır hasarla geldik. Abi. Köprüye doğru sür diyor. Tamam. Köprüye çıkacak bir yol bulmamız lazım bizim.
şuradan biraz ham madde toparlayayım. Hadi tüp ver bana. Ampul olarak çıkarıyor. Direkt bakılmadın mı? Ampul olarak çıkarıyor. Oluşan cam bir kabuk, içine yerleştirilmiş bir tungsten filamenti. Salla. Bunu da parçalayayım hazır gelmişken. De alayım. Onu da arabaya yapıştırayım. Arabada da yer kalmadı. Şart olsun. Şu ampulü de alayım. Hazır parçalamışken doldurabildiğimizi arabaya dolduralım. Geliyorum köprücüğüm. Arabayı ne kadar haşiş etsek de reaktörünün enerjisi de bitiyor. Lan gidiyor araba, araba gidiyor, araba gidiyor, araba gidiyor. El freni çek, el freni. O ne? O ne? Arabamın üstünde bir şey var. Direkt sür köprüye, direkt sür. Nasıl fırlatacağız? Sürücü arabanın hemen kalbini atlayacak ve yaparsam geçici açıp onları çıkaracağım. Niye yapamazsan? Hesaplamaları yaptım, bence iyi olmalı. Ama tek yol buysa sen halledersin, bas gaza. Kanka burası açılmıyor işte. Bas gaza diyorsun da. İlk önce kontrol polisine gittim. Allah'ım. Araç koruması tehlikeye girdi. Abi gitme, gitme, gitme. Gözünü sevdim. Gitme, gitme. Kapımız düştü çünkü. Kapıyı kopardık. Geri bakayım. Bunları arabaya yerleştirelim. Abi adam arabamızın üstüne yapıştı. Vakumlayıp duruyor. Bütün nasıl açacağız kanka buradan? Kuledeyiz biz şu anda. Ördekler var burada. Televizyon var. Televizyonu da keseyim. Orada bir tane daha kahrolasıca davşan var.
Ne diyorsun kanka sen? Transmuter. Neyse açtım. Hadi gidelim. Fırlatalım arabayı barikatın içine. El freni çekip hala. Arabanın içine doğru gidiyoruz. Gitti. Ses kesildi. Radyo frekansı mirakansı kalmadı. Nereye geldik lan? Depoya geldik. Lanet olsun seni bok parçası, geri gel artık. Beni duyabiliyor musun? Duyuyorum. İşte bir an seni kaybettim sandım. Yok. Her şey yolunda gitti mi? Gitti gitti. Beyze geldik. Dışarı çıkardı ve görünüşe göre ak cihazı sürücünüzden kaydetti. Tüm verileri birlikte hala sağlam. Ve planım işe yaradı. Kepi arabanın sinyalini güçlendirdi ve eşleşti. Görünüşe göre Tobias ve Frank kalıntıları bulmuşlar. Tamam. Ne yazık ki söyledikleri doğru. Kalıntılar kurbanlarını delirtiyor. Belki bu kadar uzun süre hareketsiz kalan araba size biraz daha zaman kazandırır. Size daha iyi haber veremediğim için üzgünüm. Önemli değil. Hala seni buradan çıkarmaya çalışıyorum. Ne kadar çabuk gidersen akıl sağlığın geri kalanın tadını o kadar uzun süre çıkaracaksın. Şu ana kadar haritaladığın rotaların hiçbir çıkış yolu göstermiyor. Neden geri dönüp biraz daha harita çıkarmıyorsun? Oradayken Tobias'ı Francis ile etkileşime geç diyor. Arkadaşlar arabanın ark reaktörünü güçlendirdik. Ve artık o bizle konuşan, bizi kurtarmaya çalışan kişi bizim bilgilere ulaştı ve şu haritada gittiğimiz hiçbir yerde bizim kurtuluş noktamız yok. Şunlara gitmedik ama şu ikisine gittik, buraya gittik. Burada hiçbirinde kurtuluş yeri yok. Başka yerlerde araştır diyor. Mesela şuraya git diyor, buraya git diyor. Ve o sırada diyor Tobias da diyor görüş diyor, gitti diyor. Tamam, görüşelim. Bizim çöp konteynerini açalım bakalım ne yapacak bize. Çelik parça atıyor. 4 tane çelik parça at. Zaten var çeliğimiz. Donanım istasyonu. Arabaları yükseltmek bir şeydir ama şimdi ozon kaynaklarından birkaçını kendiniz geliştirmek için harcamanın zamanı geldi diyor. Kimyasal gaz tüpü. Gaz tüpümüz yok. Çelik sacımız altı tane gerekiyor. Detaylandırma istasyonunda saklayın ve takın. Şunu yapmam lazım. Benim de altı tane çelik saç istiyor. Şunu da açayım hadi. Açtım. Aldım. Ne yapıyoruz? Bunu nereye koyuyoruz? Üstümü boşaltayım. Kanka bunu nereye koyuyoruz? Eyvah arabaya. Taşıma kurulum kilitliyor. Ha buraya. Buraya boşuyoruz. Tamam. Güzel. Bir şeyi daha kurmuş olduk. Kurulum. Ne oldu şimdi? Lan boş boşuna bana malzeme harcattırdın. Tinker istasyonu. Bir yetenek. Ooo bunlar ne?
Ne yaptım ben? Ön sol kapıya. 0-4 doğru. Bu ne abi? Doğru gidiyorsa savunmalar. Direksiyon simidi. DSDY. Bir doğru. Bu ne ya? Tinker istasyonu. Arabayı bir şarj edelim. Bunu boş ver ya. Bir şey yapmayacağım ben burada. Dağıtın diyor. Kozmetik öğeleri detayların istasyonu envanterinde saklıyor. Salla. Bizim üretim istasyonuna gitmem lazım benim. Gaz tüpünü nereden bulacağız abi biz ya? İltisiz geziyoruz ortalıkta. Şöyle yapayım. Arabadaki malzemeleri de aktarayım buraya. Buldunuz mu? Dükkanın arkasında eğer çok ihtiyacınız olursa bir ziyaret edin. Bölgede ne götürürse bazen o kadar verir. Tamam. Niye bunları verdi şimdi bana? Bu defter karşılığında mı verdi bu bize? Sıkıntı yok, versin. Alırız. Amfara da takayım şuraya. Var. Çıkar abi. Farımızda kaymak gibi oldu. Bunu da sök. Arabayı baştan yapıyoruz artık. Buradan bir far üreteyim. Ham far var. Macun lazım bize. Hayda, kimyasal yok içerimizde. Kimyasalı nasıl üreteceğiz ki? Her şey var, kimyasal yok. Transfer ekstra taşıma kapasitesi uzun ve derin sürüşlerinden sonra tam da ihtiyacınız olan şeydir. Artık taşınabilir garaj arkadaş sayesinde kaynaklarınızı ve eşyalarınızı kolaylıkla taşıyabilirsiniz diyor. Sürüşten geldikten sonra onu oraya koy diyor. Tüpler olarak da bilinen promotörler bölgeyi kapsıyor. Düşük teknolojiyle az bakım gerektiren bir işletim ve dağıtım yöntemi olarak pek çok gelişmiş olmadığı bir yerde ayakta kalmayı başardılar. Buraya şu kitabı koyayım bakayım.
Bakalım gidecek mi kitap? Gitmiyor. Allah. 4 çocuklardan oluşan bir şey. Cık. 50 tane koli bandı oldu. Elektronik parça oldu. Arabaya bir şeyler cızıp duruyoruz. Pampanya çöp olmuş. Bir tane de ham panel üreteyim. Ham panel üret. Tamamdır, bunu da ürettik. Lastiğimiz var, devre kartımız yok. Abi araştırma çelik saç diyor. Araştırma. Kauçuk, anteni geliştirme, araştırma çelik saç. Çelik sacı nasıl araştırıyoruz ki acaba? Alayım çelik sacımı. Çelik sacım var. Çöpe mi götüreceğiz bunu? Beynim yandı ya. Plastik bagaj silecekler. Bunun ne olduğunu hala çözemedim. Sıfırda 4 doğru. Allah'ım yarabbim. Bunları açtık abi. Burada metalimiz var, cam kırıklarımız var, kimyasalımız yok. Gaz tüpümüz yok. Yakıtını dolduralım arabanın, yarı depoya düşmüş.
kadar malzeme topladım. Dünyanın malzemesini topladım. Bu mu yani sonuç? Ham paneli alayım. En azından bu sağlam. Bunu çıkarayım. Abi kapıyı takacaktım ben de. Çünkü kapı değil bu. Kapı üretirim. Dünyanın ham maddesi var zaten. Arabayı en azından kendi imkanlarımızla tamir etmiş oluyoruz. İyi durumda ya araba şöyle. Durum monitörü. Onarım macunumuz maalesef ki yok. Maalesef. Neyse arkadaşlar, yeni bir yola daha çıkmadan bölümümüzü bitirelim. Daha sonra yeni bir bölüme çıkarız. Yükseltmelerimiz yapıyoruz. Araştırmalar yapmamız lazım. Çok araştırma var. Doğru genişleyebilirim. Radyodan değişik şeyler de geliyor. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınız benim için değerli. Yorum atmayı unutmayın. Kendimi ve kanalımı geliştirebilmem adına yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.